Erdoğan bir söz verdi ve sözünü tutuyor. Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayacağız dedi, bırakmıyor. Halkını düşünmek bu değil de nedir? Şehitlik gibi yüce bir makamdan hep fakir fukaranın çocukları faydalanıyor. Şehitler Tepesi'ni boş bırakmama konusunda Hulusi Akar'ı unutmamalıyız. Eğitim seviyesi yükseliyor, Anadolu irfanı coştukça coşuyor. Şehit cenazesinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Devlet Bahçeli zamanında neden AKP artık PKK'dır demişti? İbret dolu hikaye. Türkiye yüzyılına yakışır başarı. Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 50 milyon dolarlık rüşvet almış. Türk futbolu bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dün akşam ezeli rekabette mükemmel bir maç oynandı. Dünyada politikacıların yalancı oldukları, söz verdiklerinde sözlerini tutmadıkları, çok büyük laflar ettikleri, tükürdüklerini yaladıkları, sürekli omurgasızlık yaptıkları, döndükleri gibi bir intiba var. Tabii ki bunu haklı çıkaracak politikacılar da var. Ama Erdoğan tamamen bu tanımın dışında akıntıya karşı kürek çeken, dürüst, söz verince sözünü tutan bir lider olarak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Ve halk bu dürüstlüğü seviyor ve Anadolu irfanı bu doğru sözlülüğe sahip çıkıyor sevgili izleyenler. Evet, Erdoğan bir söz verdi ve o sözü tutuyor. Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedi. Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayacağız dedi ve bırakmıyor. Şehitler Tepesi'ni doldurmaya devam ediyor ve gidiyor şehit cenazelerine katılıyor. Sözünü tutan bir lider olmanın gururuyla, onuruyla, iftiharıyla gidiyor. O şehit tabutlarına kollarını dayıyor ve Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözünü tuttuğu için halkının karşısına son derece rahat çıkabiliyor. Ve halk sözünü tutan bir lider gördüğünde ona sahip çıkıyor. Onu sarıp sarmalıyor sevgili izleyenler. Erdoğan'ın omurgasızlık yaptığını iddia edenler, Erdoğan'ın tükürdüğünü yaladığını iddia edenler, Erdoğan'ın yalan söylediğini, sözünü tutmadığını iddia edenler, şu fotoğrafa baktıklarında acaba utanmıyorlar mı? Acaba yüzleri kızarmıyor mu? Bakın, Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedi, o tepeyi boş bırakmıyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. Bunun için mücadele ediyor, bunun için çaba gösteriyor ve emeklerinin karşılığını da alıyor. Doğru mu? Doğru. Yine dünyada politikacıların menfaatçi olduğu, kendi çıkarını düşündüğü, kendi çevresine, kendi ailesine, kendisine biat eden, kendisine yalakalık yapanlara makamları dağıttığı, onlara devlet ihalelerini peşkeş çektiği gibi bir intiba var, bir algı var. Bu algı da haksız değil. Dünyada böyle adi politikacılar var sevgili izleyenler. Maalesef var. İşte tamamen kendi çıkarını düşünenler, kendi ailesine devletin en önemli koltuklarını, makamlarını, bakanlıklarını filan verenler var. Ama Erdoğan tabii ki bu tanımın tamamen zıttı bir insan. Şehitlik gibi yüce bir makamı, şehitlik gibi en yüce makamı öyle kendi çocuklarına, kendi akrabalarına, kendi yandaşına, bakanına, osuna busuna vermiyor. En yüce makam olan şehitliği bu halkın en garibanlarına, en fakirlerine ayırıyor. Bu büyüklük şaka mı sevgili izleyenler? O da bilirdi. Ya ben cumhurbaşkanıyım, bu kadar da yüce bir makam var. O zaman bu yüce makamı benim çocuklarım, benim yeğenlerim, benim bakanlarımın, benim kurmaylarımın yakınları filan alsınlar. Bu makamları onların arasında paylaştırayım filan dese kim ne diyebilirdi? Ama yapmadı bunu. Gidiyor kendi çocuklarına, damadına, akrabalarına, çevresindeki insanlara çok zor, yapması son derece zor, sıkıntılı. İşte bakanlıklar, genel müdürlükler falan veriyor. Onlar o yükün altında eziliyorlar. Ama ülkenin garibanlarının çocukları, fakir fukaranın çocukları, hiç torpili olmayanlar şehitlik gibi yüce bir makama erişebiliyorlar. İşte yeni Türkiye budur. İşte Türkiye yüzyılı budur sevgili izleyenler. Ve Erdoğan işte şehit cenazelerine gittiğinde bunun da hüznünü yaşıyor doğal olarak. Neden? Çünkü kendisi de şehadeti çok arzuluyor, çok istiyor. Bunun hayalini kuruyor. Çoluk çocuk hep beraber bütün Erdoğan ailesi şehitlik hayali kuruyorlar ama Allah nasip etmeyince etmiyor işte. Etmiyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı gibi ağır bir makamın yükü altında eziliyor ama daha yüce bir makam olan şehitlik ona nasip olmuyor işte. Kısmet. Kendi halkını düşünüyor, kendi vatandaşını düşünüyor. Vatandaş da tabii ki kendisine tanınan bu pozitif ayrımcılıktan memnun. Çok memnun. Elbette bir politikacının verdiği sözü tutabilmesi için iyi bir ekibe ihtiyacı var. Tek başına bunu yapamaz. Erdoğan Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye bir vaatte bulunuyor ve bu vaat gerçekleşiyor gördüğümüz kadarıyla. Ama bunu tek başına yapabilmesi mümkün değil normal şartlar altında. Bunu nasıl başarıyor?
çok güzel bir ekiple, çok uyumlu bir ekip çalışmasıyla başarıyor. İşte Hulusi Akar'ı anmadan geçmemeliyiz sevgili izleyenler. Hem Genelkurmay Başkanlığı yaparken, hem Milli Savunma Bakanlığı yaparken Şehitler Tepesi boş kalmasın diye çok büyük çaba gösterdi. Çok büyük gayret gösterdi ve onun gösterdiği bu kahramanca, fedakarca mücadele bir komutandan beklenenin çok daha ötesinde gösterdiği o canhıraş gayret sayesinde Şehitler Tepesi boş kalmadı. İşte bu sayede Hulusi Akar da son derece rahat bir şekilde halkın içine çıkabiliyor. Twitter'dan şehitlikle alakalı çok güzel paylaşımlar yapabiliyor. Geçmişte tarihimizde Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayan kendisi gibi Enver Paşaları filan anıyor, yad ediyor. Evet, kendisi de bunun için çaba gösteriyor sevgili izleyenler. İşte politikacı dediğim böyle olur. Söz verince sözünü tutar. Bu kadar. Adamlar söz verdiler, sözlerini tutuyorlar. Buna bir itirazı olan var mı? Bundan memnun olmayan var mı? Kim iddia edebilir yalan söylediklerini, vaatlerini yerine getirmediklerini? Aldığımız şehit haberlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çok garip bir tutum içine girdi. Diyor ki Milli Savunma Bakanı bunun hesabını versin. Diyorlar ki Genelkurmay Başkanı bunun hesabını versin. Diyorlar ki iktidar bunun hesabını versin. Bu nasıl bir yanlış bakış açısıdır sevgili izleyenler? Eğer bu böyle olacaksa, yani askerlerimiz şehit oldu. Bizim askerlerimiz neden karda, kışta, kıyamette, çadırların altında, savunmasız, korumasız bir halde şehit oluyorlar diye Milli Savunma Bakanı hesap verecek. Bu nereden aklınıza geliyor ya? E o zaman eğitimde bir başarısızlık olduğunda da Milli Eğitim Bakanı hesap versin derler. O zaman sağlıkta da bir sorun olduğunda Sağlık Bakanı hesap versin derler. Ekonomide problem olduğunda Ekonomi Bakanı hesap versin demeye gider bunun ucu. Hatta öyle bir hale gelir ki Türkiye'de bir sorun olduğunda Cumhurbaşkanı hesap versin demeye kalkarlar. Bu nasıl bir bakış açısı sevgili izleyenler? Yani askerlerimiz şehit oldu diye Milli Savunma Bakanı neyin hesabını verecek acaba? Yani böyle bir şey olabilir mi? Burada yapılacak en doğru şey çok güçlü bir şekilde kınamaktır. Daha güçlü şekilde kınamaktır. Lanetlemektir. Taziye mesajları yayınlamaktır. Bundan daha önemli, daha anlamlı, daha tutarlı bir davranış olamaz. İşte bu yüzden de halkımız Anadolu irfanı çerçevesinde bir şehit cenazesinde yapılması gereken en doğru hareketi yapıyor ve ana muhalefet lideri Özgür Özel'i protesto ediyor. Ne demek yani bu garibanlar neden şehit oluyorlar? Neden gariban evlerine bayraklar asılıyor? Neden sürekli gariban ailelerin çocukları ölüyor? Ne istiyorsunuz? Torpil mi istiyorsunuz? Yani zengin ailelerin çocukları, varlıklı ailelerin çocukları mı şehit olsun istiyorsunuz? Bu nasıl bir tutarsız, böyle bir çıkarcı, böyle bir adaletsiz bir yaklaşım olabilir mi yani? Hem zengin olacaklar hem varlık içinde yüzecekler. Bir de bu da yetmezmiş gibi en yüce makam olan şehitlikten de onlar mı faydalanacaklar? Olmaz. Bu kadar tutarsız bir bakış açısı olmaz. Biraz adil olmak lazım. Halka eşit paylaştırmak lazım. Birilerine bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük gibi makamları veriyorsanız birilerine de şehitlik makamını vermeniz gerekiyor. İşte bu yüzden de halkımızda bu Anadolu irfanının kendilerine vermiş olduğu bu duygu ve düşünce kapsamında şehit cenazelerinde kime tepki gösterilmesi gerektiğini biliyorlar. Hiçbir şekilde yanlışa imza atmıyorlar. Öyle Cumhurbaşkanı'na, Milli Savunma Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na falan tepki göstermiyorlar. Çünkü onların ne sorumluluğu olabilir ya böyle bir durumda? Değil mi ya, onların ne sorumluluğu olabilir? En doğrusu muhalefete tepki göstermektir. Evet, doğru. Aynen böyle devam ettiğimiz sürece Şehitler Tepesi boş kalmayacak ve ülkemiz şahlanacak her anlamda. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabında bu tweet neden duruyor? Ve Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli yıllar önce neden AKP artık PKK'dır, PKK'ya eşittir cümlesini kurmuş olabilir? Evet, bunun çok ibretlik, hikmet dolu bir hikayesi var sevgili izleyenler. O zamanlar Devlet Bahçeli böyle bir yanılgının içindeymiş. Öyle zannediyormuş. Öyle bir düşünceye kapılmış nedense, niye olduysa. Sonra zaman içinde Devlet Bahçeli bu söylediğinin yanlış olduğunu anlamış ve Erdoğan'la kol kola girerek ülkemizi şahlandırmak için, Şehitler Tepesi boş kalmasın diye müthiş bir ittifak kurdular. Bu tweet neden duruyor peki orada? Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli büyüklük gösteriyor. Büyüklük nedir? Hatasını kabul etmektir. Hatasından ders almaktır. Özür dilemektir. Tabii politikacılarda çok görmediğimiz şeyler olduğu için bu Avrupa'da filan, Türkiye'de böyle sevgili izleyenler. Bakın Devlet Bahçeli yaptığı hatanın farkında ve o orada dursun diyor. İbret olarak dursun, herkes bunu görsün. Türkiye nereden nereye geldi? Siyaset nedir? Dürüst politikacılık nedir? Omurga nedir? Bunları, işte vatanseverlik nedir filan, bu konularda yaşayan bir örnek olarak karşımızda, gerçekten Devlet Bahçeli yaşayan bir örnek karşımızda, yaşayan bir örnek olarak duruyor. Devlet Bahçeli'nin yaşamadığını kim iddia edebilir sevgili izleyenler?
Evet, bu paylaşıma da baktığımızda, bu tweet'e de baktığımızda siz de girip bakabilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabında aynen bu şekilde duruyor sevgili izleyenler. AKP artık PKK'dır şeklinde duruyor. Evet, buraya baktığınız zaman, aradan geçen zamana baktığınız zaman ve içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman ulaştığınız sonuç AKP artık PKK değildir gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Ve karşımızda hepimizin gurur duyacağı, hepimizin iftihar edeceği müthiş bir başarı hikayesi var. Müthiş bir dava adamlığı var. Müthiş bir Türkiye yüzyılı gerçeği var sevgili izleyenler. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uzun süre Erdoğan'ın yardımcılığını yaptı. Devletin iki numarasıydı sevgili izleyenler. Türkiye'nin iki numarası Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs'tan da sorumluydu. Kuzey Kıbrıs davasından da sorumluydu. İşte sorumluluk duygusu budur. İşte mesuliyet duygusu budur diyeceğimiz büyük bir kahramanlık sergilemiş. Öyle Kıbrıs davasına sahip çıkmak kolay değil sevgili izleyenler. Gözünüzü budaktan esirgemeyeceksiniz. Tekmeye kafa uzatacaksınız. Fuat Oktay'da da o dava adamlığı var. O vatanseverlik haddinden fazla bir şekilde var. Ve Kıbrıs davasına sahip çıkmak için 50 milyon dolarlık bir badireyi atlatmış. Evet, Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet teklif edilmiş. Ve tabii ki hepimizin tahmin ettiği gibi vatansever bir politikacı, vatansever bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, Erdoğan'ın yakın dostu olarak Fuat Oktay o rüşveti tabii ki de almış, kabul etmiş sevgili izleyenler. Evet, neden? Çünkü o davaya sahip çıkmak bunu gerektiriyor. 50 milyon dolara bak tek seferde 50 milyon dolarlık rüşveti alıyorsa bu Kıbrıs davasını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bu Kıbrıs davasına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ve bu veri ışığında tek seferde 50 milyon dolar rüşvet aldıysa bir cumhurbaşkanı yardımcısı, bunun dışındaki zamanları orada sarayda görev yapan vatansever insanları, yerli ve milli kahramanları düşündüğünüz zaman Türkiye'yi ne kadar çok sevdiklerini anlıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs davasına ne kadar da güzel sahip çıktıklarını anlıyorsunuz ve Erdoğan'ın etrafında ne kadar iyi bir kadro olduğunu, ne kadar güçlü bir kadro olduğunu anlıyorsunuz sevgili izleyenler. Ne diyoruz o zaman? Helal olsun diyoruz yani. 50 milyon dolar tek seferde. Yani vatan bu kadar da sevilir mi? Seviliyor sevgili izleyenler. Seviliyor. Evet. Halil Falyalı'nın karısı Fuat Oktay'a 50 milyon dolarlık destekte bulunmuş. Kıbrıs davasına sahip çıktığı için. Daha iyi sahip çıksın diye Kıbrıs davasına, Kuzey Kıbrıs davasına. Evet, o da tabii ki hakkını vermiştir canım, o 50 milyon dolarlık. Yani parayla ölçülecek şeyler değil tabii bunlar da. Yine de öyle rakam olaraktan öyle bir yerde dursun yani, aklımızda bulunsun. Ve Türk futbolu dünyayı etkilemeye, dünyayı heyecanlandırmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rekabette yine karşı karşıya geldiler. Ve tabii ki Şehitler Tepesi'nin boş kalmadığını gören vatandaşlarımız, taraftarlar, futbol severler de o gönül huzuru içerisinde bu maçı takip ettiler, izlediler ve mükemmel bir müsabaka, mükemmel bir mücadele ortaya kondu. Maçın istatistiklerine baktığınızda Türk futbolunun geldiği seviyeyi görebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe 90 dakika mücadele etmişler, gol atmak için çaba göstermişler. Fenerbahçe 6 şut atmış, Galatasaray 8 şut atmış, toplam 14 şut atılmış. Bakın, Premier Lig'de göremeyeceğiniz istatistikler bunlar. Bundesliga'da, La Liga'da göremeyeceğiniz istatistikler. Yani bir takıma 11 tane Ronaldo, öbür takıma 11 tane Messi koysanız 14 şut atamazlar. Öyle kolay değil. 14 şut. Ve bu şutlardan belki inanamayacaksınız ama tamı tamına bir tanesi kaleyi bulmuş sevgili izleyenler. Bakın, dünya futbolunda yepyeni bir çığır açtık ya. Yepyeni bir çığır açtık. Mümkün değil, dünyada böyle maç göremezsiniz. Müthiş bir rekabet. Çok kaliteli. Seyir zevki yüksek. Yani biz bu maçı neden izledik sorusuna verebileceğiniz çok cevap var. Fenerbahçe ile Galatasaray bir de Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekler. Hem de nerede? Suudi Arabistan'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk futbolunun iki devi Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir şekilde Suudi Arabistan'da yapacaklar maçı. Nerede yapabilirlerdi ki başka? Değil mi? En uygunu Suudi Arabistan. Hani orası olmasa neresi olurdu? Ha, Kuzey Kore olabilirdi ama orası biraz uzak. Şimdi Kuzey bayağı uzak. Yani ama Suudi Arabistan bence doğru bir tercih olmuş sevgili izleyenler. Şimdi bir de Süper Kupa'da bu mükemmel. Ya gerçekten dünya futbolunda bütün taraftarlar, futbol severler çok şanslı. İkinci kez izleyecekler bu mükemmel rekabeti, futbol kalitesine. Doyacak millet vallahi. Oh! Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.